Geliyorlar! Evlerinize kapanın! Disko'dan geliyorlar! Kaçın! Kapalı tutmak isteyenler güvenlikte olacak. Ebu Süfyan'ın evindekiler güvenlikte olacak. Kabe güvenlikte olacak. Hiç değilse verdiği sözü tuttu. Kapımızı zorlamadı. O kalplere hükmediyor, taş duvarlara değil. Kesin bir zafer. Dışarı çıkmaya korkuyorum. Çıkacağız. Çıkmak zorundayız. Bu kadar mı yanılmışız? Hayat tarzımız yanlıştı. Kıskıvrak bağlanmıştık. Hatalarımızın kurbanı olduk. Güvendiğimiz tanrılar bizden beterdi. İşte bak geliyor. İhtişamla
Kabe'ye girer. Rahim ve şefaatli Allah adına. Allah bu evi Hazreti İbrahim'e mukaddes bir yer olsun diye verdi. Başka hiçbir ilaha tapmayın. Allah'ın evini temiz tutun. Sağlık bitti! Kırın hepsini! Hazreti Muhammed intikam almadı, aldırtmadı da. Mekke'yi mukaddes şehir ilan etti. Hiç kimse kan dökmeyecek, ağaç kesmeyecek, hiçbir canlıyı öldürmeyecek. Çok geçmeden bütün Arabistan Müslüman oldu. Yalnız bu yeni dine değil, İslam'ın getirdiği ilkelere, davranışlara, her şeye inandılar. Peygamber görevini yapmıştır. Artık ölümün yaklaştığını hissediyordu.
ashabını çağırdı. Onlarla son defa konuştu. Ruhunu Ulu Allah'a teslim ederken şunları söyledi. Bütün insanlık, iyi dinleyin. Sizlerle daha fazla beraber olamayacağım. Aranızdaki yoksulları yiyeceklerinizin bir kısmıyla besleyin. Kendi giyindiğiniz gibi giydirin onları. Allah'ın huzuruna çıktığınızda günahlarınızın da sevaplarınızın da hesabını vereceksiniz. Burada bulunanlar bulunmayanları uyarsın. Hepiniz Adem'in neslisiniz. En iyi insan Allah'a en büyük saygıyı gösterendir. Söylediklerimi unutmayın. Kavgalar, dargınlıklar ortadan kalksın. Şunu iyi bilin ki bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir. İslamiyet'te ırk ve kabile ayrımı yoktur. Gönülden verdiğinden fazlasını kardeşinizden istemeyin. Kimseye zulmetmeyin. Size zulmedilmesine de müsaade etmeyin. Aziz dindaşlarım, ben de insanım. Ölüm meleği belki de çok yakında ziyaretime gelecek. Ve bu fani dünyadan alacak beni. Size bir kitap bırakıyorum. Allah'ın bana bahşettiği Kur'an-ı Kerim. Işığınız olsun. Size yol göstersin. Sonra Kur'an-ı Kerim'in son sözlerini tekrarladı onlara. Bunlar Hazreti Muhammed'in değil, Allah'ın sözleriydi. Size bahşedilen din, dinlerin en mükemmelidir. İslamiyet'i sizler için seçtim. Hazreti Muhammed, 8 Haziran 632'de 63 yaşında öldü. İslam alemi bu gerçeğe inanmak istemedi. Böyle bir adam nasıl ölürdü? Peygamberin en yakın dostu Ebu Bekir, camide kalkıp konuştu. Hazreti Muhammed'e inanan herkes bilsin ki Muhammed öldü. Ama Allah'a inanan, ibadet eden din kardeşlerimiz bilsin ki Allah ölümsüzdür. Hazreti Muhammed'i Medine'deki caminin yanına defnettiler. Ama Müslümanlık insanların kalbine girmişti. Oradan dört bir yana yayıldı. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. İnsanlık hala akın akın Mekke'ye koşuyor. Allah'ın huzurunda eşit olan bütün Müslümanlar bembeyaz hacı kıyafetleri içinde her yıl aynı yerde buluşuyorlar. Ve bütün gönüller birleşip Ulu Tanrı için secdeye geliyor.